İstanbul Hacamat Uzmanı sunar. Mucizevi tedavi yöntemi olan hacamat nedir? Vücuttan atılması gerekenler, zararlı gazlar, kanserojen maddeler, yapay gıdaların katkı maddeleri her ne kadar idrar, dışkı ve terleme yoluyla vücuttan atılsa da, aslında tam olarak atılamayıp vücutta kalanlar cilt altı kılcal damarlarda takılıp birikiyor ve birçok hastalığa neden oluyor. Kanın bu zararlı atıklardan temizlenmesi ancak hacamatla mümkündür. Hacamat, yüzeysel kılcal damarlardaki ve sistemindeki toksik maddeleri ve bozulmaya yüz tutmuş hücreleri toplaması ve dışarı atması yönünden çok faydalıdır. Vücudun iyileştirme sistemini uyarır, böylece bölgesel kanlanmayı ve bölgesel oksijenlenmeyi artırır. Kanserin, kontrolsüz ve anormal hücre çoğalması olduğu bilinmektedir. Kandan, bu hücrelerin temizlenmesi hacamatla mümkündür. Koruyucu hekimlikte amaç hasta olmadan hastalıklara karşı vücudu dirençli tutmaktır. Hacamat yaptırmanın hiçbir yan etkisi olmadığı gibi vücutta biriken ilaç artıkları, fabrikasyon gıdaların katkı maddeleri, hormonlu ve GDO'lu gıdalardan alınan toksit maddeler hacamatla çok kolaylıkla temizlenir ve vücut rahatlar, dinçleşir. Hacamatla insanların hastalıkta çare bulamadığı yüze yakın hastalık mucizevi bir sonuçta tedavi edilebiliyor. Bir kişi hasta olduğu zaman vücuttaki zehir kanla beraber diğer organlara yayılıyor ve böylece diğer organlarda hastalık oluşuyor. Çevrenizde çevresel atıklar, katkı maddeli içecekler, uyuşturucu, sigara, hormonlu gıdalar, kirli sular Ev kimyasalları ve banyo malzemelerinde bulunan zehirli kimyasallar, tıbbi ilaçların metabolik atıkları, soluduğumuz kirli havada dahil vücudumuzda zihinsel stres, öfke ve depresyona sebep olur. Statik kan yani durgun ya da sıkışık kan, hücre, doku ve organlar için gerekli olan oksijeni, besinleri, suyu, mineralleri, vitaminleri, enzimleri ulaştıramaz. Sonuç olarak hücre, doku ve organlar normal sağlıklı bir düzeyde işlevlerini yürütemediği için bağışıklık sistemini zayıflatır. Ağrı, uyuşma, ateş, öksürük, mide ağrısı, kabızlık, ishal ve baş ağrısı gibi hastalıklar ortaya çıkar. Zehirli atıklar dışarı çıkarılmazsa Yüksek tansiyon, ülser, şeker hastalığı, artrit, Alzheimer hastalığı, migren, kalp hastalığı, inme ve kanser gibi ciddi kronik hastalıklara yol açabilir. Hacamat ile pis zehirli kanı dışarı alarak hastalığa sebebiyet veren otoksit ve ağır metallerin dahi içinde bulunduğu zehirden arındırarak normal olması gereken hale getirmiş oluyoruz. Bu şekilde hem karaciğer görevini rahatlıkla yapmış olacak hem de diğer organlar hasar görmemiş olacaklardır. Hacamat'ın hastalıkları nasıl tedavi ettiğini birkaç örnekle açıklayalım. Birinci hastalığımız hipertansiyon. Tansiyon dünyada yaygın bir hastalıktır. Tansiyon hastalığının sebebinin %25'i bilinmektedir. %75'i bilinmediği için normal tıpta çaresi de bulunmamaktadır. Tansiyonu düşürmek için bir sürü yan etkisi olan ömür boyu ilaç kullanmak zorunda. Örneğin insülin hipoglisemiden dolayı 7 tane yan etki yapabilir. Bunlar terleme, titreme, dikkat dağınıklığı, baş dönmesi, şuur bulanıklığı, bulanık görme ve uykudan uyanamamadır. Dikkat edin, tansiyonu düşürmek için tam 7 yerden hasar görüyoruz. Bir yeri iyileştireyim adına yaklaşık olarak tam 7 yeri feda ediyoruz. Ancak hacamat ile hem sempatik sinir sistemi sakinleştiriyor, hem kandan potasyumu alıyoruz. Hem hacamat ile salgılandığı için damar genişlediğinden tansiyon düşer, hem vücuttaki sodyum düzene girer, hem de refleksler ve enerji atları olan sinirler güzel bir şekilde beslenmiş olduğundan tansiyon düşer. Bu sayede yaklaşık 2 veya 3 seansta tansiyonundan kurtulmuş olur. İkinci hastalığımız bel fıtığı, insanların neredeyse yaklaşık yüzde doksanı hayatında bel ağrısı geçirmiştir diyebiliriz. Dünyada bel ağrısı ameliyatı kalp ameliyatından sonra gelir. Bu hastalığın en önemli sebebi ise yaşadığımız hayat tarzıdır. Bel ağrısının üç sebebi vardır. Birincisi ağır yük, ikincisi yanlış hareket ve üçüncüsü ise omurgalar arasındaki diskin yıpranmasıdır. Bunun nedeni ise oraya yeterli kanın gelmemesi ve diskin yeterince beslenememesidir. Beslenemeyen disk bir süre sonra adeta susuz kalan bir yaprak gibi kurur ve sonra da çatlar. Bazen çatlamadan yerinden kayar. Bazen de patlar ve içinde bulunan jel dışarı çıkar ve böylece ağrı yapar. İşte bu şekilde fıtık oluşuyor. Örneğin, kişi saatlerce oturur ve spor yapmazsa, işte bu sebeple oraya kan gitmez. Peki kan oraya giderse ne olur? Eğer oraya kan giderse disk beslenir ve iyileşir. Kan gitmeyince pis kan orada toplanır. Pis kan alınırsa taze kan gelir ve böylece o kanla beraber endorfin yani doğal morfin gelir. İşte o madde kanla beraber kasa gelir. Kasa doğal morfin gelince sanki morfin iğnesi yapılmış gibi olur. Bir de oraya kan geldiği zaman yağlanmalar olur. Kemikler birbirine daha az sürter ve oralardaki kireçlenmeleri giderir o bölgedeki iltihaplar ve pis kan alınınca sinirler daha çabuk iyileşir, hisler artar, paslı kablo gibi pası gidince daha iyi çalışır. Ayrıca omurgalar etrafında kaslar vardır. Sinirde baskı ve iltihap olunca kasılır, o kaslara güzel bir şekilde temiz kan gelince kas beslenir, yumuşar, kasılmalar azalır ve ağrı gider. Üçüncü hastalığımız da diyabet, yani şeker hastalığı. İki tip şeker hastalığı vardır. Birincisi primer genetik şeker hastalığı. ikincisi sekonder nedene bağlı şeker hastalığıdır. Pankreasta Langerhans adacıkları vardır. Bu adacıklar insülini salgılar. Doğuştan şeker hastası olan bir kişinin dışarıdan insülin alması gerekmektedir. Çünkü Langerhans adacıkları bitmiştir. Bu nedenle primer şeker hastalarında tamamen iyileşme mümkün değildir. Örneğin 40 ünite insülin alıyorsa bu 20-25'e inebilir ama tamamen iyileşme imkansızdır. Bu hastalarda karaciğeri daha çok canlandırarak insülin azaltılır. İkinci tip sekonder şeker hastalığı ise sonradan oluşan bu şekerin sebebi tam ve kesin olarak belli değildir. Fakat sebeplerinden birisi ırsi olmasıdır. Şeker gizli bir hastalıktır. Vücudu gizli bir şekilde yıpratır ve yıprattığı organın geriye dönüşü yoktur şeker hastası olan kişi ancak şekeri iyice yükselirse şeker hastası olduğunu anlar. Şeker yükselince vücutta ne olur? Şeker, damar ve sinirleri yıpratır, damarlar yıpranınca damarlarda her an bir tıkanma olabilir, damar sertliği olabilir, sinire vurursa nöropati olur. Çok şiddetli ağrılı bir hastalıktır. Hastanın her tarafında, en çok da bacaklarında ağrı yapar. Ağrı kesici etkilemez, morfin alması gerekir. Bu, şekerin ilerlemiş halidir. Derilerinde his olmaz, bacakları kaşınır, karıncalanma olur. Mantarlar çoğalır ve en önemlisi hastalıklara karşı vücut direnci azalır. Hacamat ile şeker hastalığı, ırsi olsa bile kontrol etme imkanı vardır. İnsülin alacak seviyeye geçmemiş şeker hastalarında tamamen iyileşme sağlanır ve ömür boyu ilaç kullanmak zorunda kalmazlar. Dördüncü hastalığımız ise cilde hacamat tedavisi. Organlarda kapsamlı bir temizlik yaparak tüm vücutta tam bir detoks görevi üstlenir. Bunun sonucu olarak karaciğer, kalp, böbrek, bağırsak işlevlerini yerine getirdiği için kişide zihinsel açıklık ve enerji seviyeleri artar. Bu da kişinin cildine yansır. Cilt, sağlığın aynasıdır. Sağlıklı kişi de cilt, parlak, sıkı, pürüzsüz ve sıcaktır. Ayrıca cildin yapısında milyonlarca sinir ucu vardır bu sinir uçları hacamat yapanın iç organlarla iletişimini sağlar. Vücuttaki durgunluk, hareket eksikliği hastalık yapar. Hatta bu durumdan ruh sağlığı bile olumsuz etkilenir. Hacamat, durgunluğu ve hareket eksikliğini engeller, vücut sıvılarına akışkanlık, esneklik ve incelik verir. Kısacası, kan ve lenf dolaşımı düzene girerse birçok şey de düzene girer. Yıllar içinde sigara, ilaç artıkları, geçirilmiş hastalıklar, hormonlar, kimyasallar, ağır metaller, hazır gıda, katkı ve koruyucu maddeleri, stres, hava kirliliği, zararlı gazlar, solventler, toz, Duman, vücuttan atılamayan metabolitler gibi sebeplerle oluşmuş tortu ve toksinler ciddi direk veya indirek etkileyerek kan ve lenf dolaşımını bozar ve hücrelerin beslenmesini azaltır. Ciddeki dolaşım bozukluğu bazı patolojilere sebep olur belirtileri yüz bölgesi ve göz altlarında ödem, nemlenmede azalma, ciltte yağlanma, akne, renkte matlaşma, kızarıklık, kaşıntı, siyah noktalar, bacaklarda selülit, ciltte yaşlanma belirtileri, saç dökülmesi, cilt yüzeyindeki bağışıklık zayıflığına bağlı enfeksiyona eğilimler görülebilir. Hacamat tedavisi ile bütün bunların çözümü çok kolaydır. Yüz ve ciltte yapılan hacamat, incelik isteyen özel bir uygulamadır. Bu tedavide kullanılan kupalar çok küçüktür. Cilt üzerinde uygulanan işlemde kullanılan malzemeler akupunktur iğnesi gibi ince olup estetik cerrahide kullanılan hiç iz bırakmayan malzemelerdir. Tedavi sonucunda ciltte tıkanıklar açılır, ödem çözülür, dolaşıma engel olan pası kalkar, kan ve lenf dolaşımı artar, kan tazelenir ve incelir, Cilt rengi açılır, nemlenir, canlanır, tazelik gelir, gerginleşir, yaşlanması gecikir. Cilt ve yüze uygulanan hacamat tedavisi tamamen doğal, hiçbir yan etkisi olmayan, başarılı sonuçlar alınan bir detokstur. Tedavi sonucunda ciltte en küçük bir iz bile kalmaz. Buraya kadar birkaç örnekle hacamat ile hastalıklar üzerindeki etkisini açıkladık. Görüldüğü gibi bu mucizevi yöntem her hastalığa göre ayrı bir tedavi mekanizması üretmektedir. Hacamattan başka hiçbir tedavi yönteminde böyle bir özellik bulunmamaktadır. Hacamatın sağladığı faydalar bunlarla sınırlı değildir. Fakat bu kadarı bile insanların bu doğal tedaviye olan ihtiyaçlarını anlamaları için fazlasıyla yeterlidir. Peki siz hacamat yaptırmak için neyi bekliyorsunuz? İstanbul Hacamat Uzmanı sundu. Katkılarından dolayı tüm emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunarız.